Merhabalar yeniden. Ekstra Bilet bölümlerinin yenisine hoş geldiniz. En son büyük bir dünya savaşı başlamak üzereydi. Yani korkun necele faydası yok. Başlatalım. Büyük Lejyon'a en azından katılır diye umut ediyorum. Zinç zaten satacak beni. İşi de onunla katılacak. Hadi bakalım. Zinç de satmadı. Yani satmaması tabii pek bir anlam ifade etmiyor ama. İşte oradan... aşağıdan gelip bu savaşa dahil olamaz ama olsun, yine de güzel bir jest satmaması. Alışık değilim. Okey, şu an bu kadar savaşa girdikten sonra benimle konferansına katılmayı kabul eder misin bir ihtimal diyecektim. Hayır, etmiyor. Bakalım Luan Luankır'la arasındaki savaş nasıl geçecek, o önemli. Şimdi biz şuradaki ordular biraz uzaklaşmış ama marş vaziyetinde, tamam. Şunlara da savaş açacağım. Bunların da topraklarında mal mal dolaşmasını istemiyorum. Öncelikle sen şunu bir dön. Diğer orduyu hiç hareket ettirmeyeceğim. Bu kendi başına döver gerekirse. Evet, güzel. Tamam, şu savaşa da desteğe geliyor zaten maaş vaziyetinde de olsa. Oradan da bir experience'ını alır. Yani şunları bir indir. Güzel, temiz. Birazcık mal alalım şuradan. Üçüncü noktasına umarım yürümen yetiyordur ki yetiyor. Senin de yetiyormuş hatta. Nice. Ayrıca imparatorluk topraklarını birleştirme projemiz. Bizim ikinci adımı, ikinci sayfası temiz bir şekilde başlamış oldu. Şuradan Arnau'ya girer. Oradan Karaçukur'a devam edelim. Burada Vilen'in ordusu ise Weissmund'u alacak şu an. Güzel. İmparatorluk bizimdir, birleşecektir. Bir ihtimal oraya ulaşma ihtimalim yok. Tamam, tamam. Sen gel şurada birlikleri yenile. Arkasından bu kardeşimize alabildiğimiz her şeyi alalım. Bunları al, bunu al. 3-4 2 şundan gerisi de zombi olsun. Nice. Buradaki ordu Altdorf'a gitmez herhalde. En fazla Grimberg gelir. Öbür tarafta saldırmadığı senaryoda. O durumda da bu arkadaşlıkla orayı korurum. Sonra burası. Sana da sevgili dostum, benzer bir şey yapalım. Size zombi olsun. Buna saldırırsam... Ya... Şu an beni endişelendiren şey, burada Drut'un ordusu vardı. Ya kaybetti arada... Ya gitti ya da pusu vaziyetinde. Pusu vaziyetindeyse daha hoş. Bir Fjalldorf'u... Ya şurada bir şey yapacağım ben ya. Pusuya yatacağım ben. En azından orduların bir tanesini böyle yakalama imkanı olabilir. Çok zor bir ordu da değil zaten. Tamamdır, burası böyle. Buradan gelecek saldırılara karşı direnebilirim sanırım. Şuradaki küçük hızlı fetih de bittikten sonra onların topraklarını almaya odaklanabilirim. Ama onların topraklarını almaktansa şurada Wurzeck'e saldırıp onların topraklarını da almayı tercih ederim aslında. Böylece imparatorluğu birleştirmiş olurum sanıyorum. Şuralar, şuralar ve şuraları aldıktan sonra... Evet, şurası imparatorluk değil. Bakalım, bakalım. Burada bir tazelenmem gerekmişti. Ben tazelenirken onlar da kendini toparlıyor ufaktan. Var mı burada alınabilecek güzel bir şeyler? Var aslında. Şu orduyu birazcık daha güçlü takılmakta. 1, 2,
İki tane birim alabileceğim. Bir tanesi şunlardan lave edeyim o zaman. Okay, full tazelendiğimize göre neredeyse. Deminki işlemi tekrarlayabiliriz. Ya sen şurada kusura yat. Sahi burada iyi bir birim var mı? Burada çok iyi birim var. Dur. Tamam. Orduyu biraz düzgün bir hale getiriyorum o zaman. Senin zaten var. Hadi gel sen de ya. Sen orada pusu vaziyetinde bekle. Yani gene de saldırmaz muhtemelen. O yüzden neyse yine gideyim de sonraki tur direkt dalmayı düşünebilirim belki. Pusu da, pardon pusu da değil. Bunu da pusuya koysam acaba. Tamam, onu da pusuya koyayım. Şey yok, burada bir şey yok. Teknoloji çalmaya çalış o zaman. Senin burada bir şey var mı? Var, gayet başarılı. Birkaç Kislev kahramanı vardı. Onları öldürdün mü? Kaçtılar mı? Ne oldu onlar acaba? Neyse şimdiden bir kuzeye gidin bakalım ne varmış orada. Benden pek hoşlanmıyor. Okay, sen de bir teknoloji almayı dene o zaman. Ha, param kalmadı peki. Param kalmadığı için şeyleri kontrol etmeme gerek yok. Binaları. İkilesene sen ya. Bayağı bir şeyi otomatiğe bağladım ama kahraman sayım gene de artmış. Bunlara da birazcık kendimin bakması icap ediyor. Okay. Tamam, diplomasi de ilginç bir şeyler. Okay. Sanki biraz Heinrich Kendler'ın dayak yemesini istiyorum ben ama bakalım. Hayır, Kemler dayak yerse sonuçta konfederasyon kolaylaşır. Torgrim en güçlü ordusuyla bana saldırıya geçmişti yanlış görmediysem. O da yavaştan ulaşmak üzeredir aslında. Okay, ne yapacaklardı? Keşfedildi ama... niye? Hemen dibindeydi abi şehrin bu adam.
Hemen dibindeydi gerçekten. Peki, o adam öldü. Çok saçma oldu gerçekten. Neyse birazcık dövelim de şehirleri alamayacak kadar zayıflatmaya çalışayım. Ölüm rüzgarım yoktu değil mi? Bir rütbeye daha ihtiyacı vardı ölüm rüzgarı için. Şu an büyülerle harcama ihtimalim de yok. Yani yapacak bir şey yok. Çok saçmaydı abi. Yani yıldırım saldırısı falan da değildi yani. Bildiğim Pifiyoğlu'nun dibindeydi bu. Çok ilginç ya. Oradan mı geliyor? En azından onları öldürelim gidip. Yani bir de en azından bir Mortis motoru olsaydı yine bir umutlanabilirdim ama o da yok maalesef. Kayran sürücüsüymüş. İkisiyle birden şunların tepesine binsem acaba başarılı olabilir mi bizimkiler? Sen arkasına geç, sen önden saldır. İyi alıyorlar valla. Etrafları da sarmak bayağı fayda etti. Yani bizimkilerin de canı gidiyor ama. Saldırmakta geç kaldığım için sıkıntı yaşadım. Okey, geldi mi diğerleri? Şöyle gidin arkadaşlar. Diğerleri arkanızdan geliyor, merak etmeyin. Asıl ikinizin de alması lazımdı onları, niye dalmadınız? Ya ağaçlara harcattım bildiğin orduyu ya bu arada. Sen de gel şöyle. Eğer ölmemeyi başarırsan. Şöyle yapmaya çalışmıştım. Uf, tamam tamam. Çok kötü savaştım, kabul. Aa, benim şeyim varmış ya, summon'ım varmış ama sen ne kadar hızlısın. Saat hız mı? Sen onu orada oyala ya. Döveceğine bir şey o galiba. Allah. Sen şu ortaya git, şunların üstüne de iskelet atmaya çalışalım. Nasıl iyi? Anti büyükler zaten hasar da veriyorlardır biraz.
Okay, daha fazla summon, daha fazla summon. Savaşı kazanma ihtimalim varsa sabınlarladır. Buraya sahip çıkalım o yüzden. Ha, şu deliği şuradan dolaştırırsam, oradan çıkartırsam daha da iyi olur. Dede niye çıkamadın orada? Ne var orada Allah aşkına ya? Yürü abi, yürüyeceksin yani iskeletlerin arasından. Çok zor değil. Şuradan da karşıya geçeceksin. Ah. Nasıl saldır? Tamam, onlara dikkat et dede. Peki, bunların üzerine atabilir misin bir tane? Süper, sen onlara saldır direkt. Sonra sen de şunların üstüne git. İyileştireyim. Kendine dikkat et, kendine dikkat et. Hemen bunların da üstüne bir tane. Saldırın direkt, hiç acımayın. Gelebilirsin artık. Arkadaşım mühimmatı bitmek üzere. Güzel haber. Şunlara bütün okçuları kilitlediğimize göre arkadan bir iskelet saldırtayım. Pardon, zombi. İskelet değil. Sen neredesin? Hasar mı alıyorsun? Kaç orada. Ya uff, tamam, riske soktum ve üstüne daldılar. Kendini şu şekilde kurtarabilirsin belki. Oradan dolaştırıp çıkarmaya çalışıyorum. Çözülmeyin abi, kazanabiliriz ya. Dur bakayım ya. Ne yapmıyorsun? İlerliğin çökmemesi lazım. Çiçek. Kaybettik, ne yapalım. Kazanabilirdim aslında ya. Bir tanecik Mortis motorum olsaydı zaten kazanırdım. Ama oklarlardı onu. Ama summonlarla engellerdim. Ya da bir tanecik ölüm rüzgarım olsaydı, bir tane daha skill puanım olsaydı. Zaten garnizonun gelememesi orada beni bitirdi. Garnizonun niye gelemediğini hiç anlamadım. Sen bu kaybedildi. Kaybedilmedi. Oradan bir ordu daha peyda oldu.
Enteresan. Dört ordusunun tam ortasını marş vaziyetinde dikti. Evet, pusu vaziyetindeymiş Durtu. Ha, ama burada mıymış? Ya, Durtu nerede? Tekrar mı pusu vaziyetine geçti yani? Okay. Buradaki savaşın bu kısımdaki başlangıcı pek de tahmin ettiğim kadar pürüzsüz olmadı. Ve geliyor. Yani burada da şeyi desteğe gelir herhalde. Veya biri kuşattı, biri saldırdı gibi mi oldu? Yok, öyle de olmadı. Neyse, sen şunu bir al. Temiz. O kuşattı saldırdı muhabbeti olmasın diye yaptım. Ardından sen şuraya pusu vaziyetinde dikil. Pusu önlense bile yıldırım çarpışması yoksa ki muhtemelen değil, yoktur. 5. rütbede nereye oluyor? Bir de garnizonun gelmesi ve rahatça alabilmem lazım bu savaşı. Şuradan siz devam ediniz yolunuza. Şunlardan bir tane varmış. Son bir gitsin. Sen desteğe gel. Evet, sen al şu kara bölge. Hani kendilerinin almasına izin vermemek de önemli detay vardı. Çünkü beni konfederasyona katmak istiyorsanız 6 tur boyunca mı 7 tur boyunca mı ne hiçbir yere ele geçirmemiş olması lazım onun. Yoksa çok zor kabul ediyorlar. Bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Yani direkt bana mı gelir acaba diye düşünmeden edemedim bir dakika. Belli olmaz. Sen istersen ne olur ne olmaz. Şurada bir dur. Durum bölge gitme ihtimali de var tabi. Oraya giderse yani düşünürüz bir hal çaresini. Değişik yahu. Ama bu özel bina. Özel binalar kısmında niye değil? Ne yap o zaman abi? Bakıyorum. Ha, şehrin dışında. İlginç. Tamam. Öyleyse sen şu şehri kuşat. Sen ise Katerine saldır. Ah, yürümen yetmiyor mu? Şansı sonuç ne diyor peki? Cesurca yenil gidiyor. Okey, sanırım bu savaşı yapmam gerekecek artık. Öyle bilet varken, Manfred varken, bir sürü güçlü kahraman varken kolaydı tabii bu tip savaşlar ama bundan çok emin olamadım. Yine alırız herhalde de.
Buradan saldırıyı başlatalım. Bunların kalkanı yok değil mi? Bak, destek birlikleri ha oradan geliyor. Tamam, o zaman oradan başlatalım savaşı. Şöyle yapın. Siz arkasına, siz onların arkasına, siz onların olarak arkasına. Şimdi sinyalayıp kapıyı kırdırsam yani bir iki atışa şey yaparlar. Ha sen değil. Yani sasar alırlar ama yine dolaşırlar diye düşünüyorum. Okay, sen oraya kırabilirsin şimdi. Siz de direkt şu pardon. Duvarlardaki tiplere saldırın ya. Yani abi şöyle. Başka uçan kim var burada? Sen mi? Sen de gel tabii. Birlikleri ulaştı. Siz de şöyle yavaş yavaş. Onları vallahi çok güzel harcadılar orada. Heh, sen de geldin mi? Menzilli birim nerede aldırmak ister miyim? Menzilli birim yoktu. Tamam, çar muhafızlarına dal orada sen de o zaman. Kapı ne durumda? Yavaş yavaş kırılıyor. Yaklaşın isterseniz siz de girersiniz içeri komple. Bir şarj yaptırsam fena olmayacak. Ve duvardakilere şarj yapınca böyle duvardan falan düşebiliyorlar. Duvardan düşenler de direkt olarak ölüyor. Girin yanına isterseniz. Bayağı canı gitti. Artık geri çekilebilirler. Görevlerini yerine getirdiler. Görevleri buradakilere ateş etmemelerini sağlamaktı. Bayağı hasar verdiler zaten. Fazla fazla. İş yaptılar. Kırıldı mı kapı? Güzel. Girin abi içeri direkt, hiç şey yapmanıza gerek yok. Sadece siz girmeyin, sizin davranınız gitti. Şöyle nereye bir rüzgar atsak? Şurası fena değil gibi. Evet, geri geliyorlar. Mesela ben şuraya bir atayım da. Şuraya bir tane. Ha, şurada engel varmış, geri sekti. Tamam, olur, o da fark etmez. Tamam, sıkıntı yaşayan sen, burada ok yiyorsun. Sen geri bas. Girememiş gibisiniz. Seçmeli bir atayım dedim. Sıklık hasarlar sıkıntı yarattı orada ufaktan. Bir daha vurur mu? Dikkat almamışım.
Şunları atabilir misin? Sektirmeli atabilir misin? Güzel, güzel. İyi sildik onları. Şuraya. Onu daha dikkat sayın, daha iyi olmuş aslında. Yeterince dik olmuş zaten, tamam. Çizikimiz. Gelin şunlara bir dalın. Hatta gelin şu duvardakilere dalın siz asıl. Siz de girdiniz mi? Sizin de o hengameye dahil olmamanız için bir sebep görmüyorum. Mortis motoru ne yapıyor bu sırada? Sen savaş asıl abi. Ekmeli mekmeli değil ama 3 kişiye vurur en azından. Şurası sekmeli güzel olur bak. Hatta birden fazla birim var yerlerse. Güzel güzel güzel. Görmek istediğimiz manzaralar. Yürüyün abi şöyle. Şu kardeşimiz biraz hasar alıyor. Onları direkt şu tarafa yollayıp oradaki işlerini bitirdikten sonra emekliye ayırabilirim. Şimdi bir tane daha attım ama öncesinde. Gitmeyin, bir gitmeyin, bir gitmeyin. Çıkıyorduk ama neyse. Öyle değil, öyle değil. Şu bariyere saldırtayım. Sadece siz ikiniz gelin, bariyerin arkasına inin. Siz üçünüzü tekrar geri mi gönderdim? Şu tarafa doğru gidin siz tekrar. İşte Tisler kuzeyden kaos istilası beklerken hem de istilasıyla karşılaştık. Biraz canının gittiğini görüyorum. Aşırı büyük kullanmadığım için ya o kadar az hasar alıyorlar. Rüzgarları yeterince hasar vermiyor gibi geldi şu an bana çünkü. İlla aşırı mı kullanmam lazım? 12'den 16'ya çıkıyor. Tamam, bir rüzgarı mantığı şey maliyeti açısından çok da fark yokmuş. Yalnız bir rüzgarların bitmiş oldu böylece. Evet, ben hep aşırı kullanmalıyım ya büyüyü. Maliyet açısından çok fark yok dediğim gibi. Ben senin orada canının gittiğini görüyorum. Hoşuma gitmiyor bu durum. Beklemediğim kadar çok insan varmış. Sen kaçamayacak mısın oradan ya? Herif yaralandı galiba. Ha yok, kaçacak gibi. Güzel. Şunları engelle bari o sırada sen. Mortis motorumuz nerede? Mortis motoru boş durmasın ya. Burada biraz boş duruyormuşum. Şunlara destek ol bari. Oradakiler ölecek gibi duruyor da. Şuradan bir Katerin saldırısı alıyorum gibi. Tamam, senin oradan kaçmanı icap eder. Katerin sıkıntı yaratabilir sana. Şurada dur. Her yerler can sıkıcı. Her yerleri yıkamadık bir türlü.
Sen neredesin? Senin de alman lazım asıl. Hala atlayanlar var. Tamam, şuraya gel. Bu kuleler zaten aktif değildir. Şurada kendi başına bir ateş edenler var, gereksiz gereksiz. Onları engelle bari. Buradakiler tamam. Şurayı kırabilir misiniz ya? Şuradan kırıp şu okçulara ulaşmak çok güzel olurdu. Oh, nihayetle. Dalınlar Katarina direkt. Siz de şunlara dalın topluca. Bir şey yapmana gerek yok. Okçulardan uzak dur yeter. Sen aslında kendi başına bir karşıya geçsen, orayı kırmadan şunların tepesini çöksen fena olmayacak. Onlar ciddi hasarlar vermeye başladılar. Hatta dur, onların üstüne çökmeden önce bir de nefes verelim. Güzel. Fena hasar vermedi. Yes, savaş bitti. En son şu Kislev'in kendi özelliği birimler pes ettikten sonra tekrar liderlikleri doluyor ya, kısa bir süreliğine. Onun bitmesi lazım sadece. Katerin ordusu dışarıdan gelmişti ama, değil mi? Onu bir öldürsek fena olmaz o yüzden. Başarabilirsin, hadi. Onlar değil be abi. İyileştirme büyüm şeyim yok değil mi ya? Şunu biraz iyileştirseydim fena olmazdı diyeceğim birim öldü. Peki. Yakalayamadım mı Katerin'i? Öyle görünüyor. Aldık en azından şehri. Katerin'i mağlup eden biri daha. Bats and wolves gather. The scent of death is strong. Okay, Ezreal indirir herhalde şu an onu. Cehennem çukurunu da alırım, Troll Kralı'nın ününü de alırım. Zaten sadece o ikisi kalmış. Bunları Ezreal'a satıp anlaşma ayarlayıp bu tarafımı güvenceye almak da güzel bir seçenek aslında. Hatta Zavastra'yı da alsam bunların elinden tekrar, o da fena olmaz. Kislev'i vermek istemiyorum ama Ostork Kalesi'ni verebilirim. Cehennem Şukuru da çok önemli değil benim için. Torkalanını zaten veririm. Okey, suikastlar da sıra. Şanssızlık. İlk başarısızlık. Bir başarısızlık daha.
Kahramanı kalmamış Tamurkan'ın. Kugat'a saldırtayım. Doğru düzgün bir hedef bulamadım bir türlü kendime buralarda da. Yüzde 10 mu? Okey, verimli bir suikast süreci geçirmedik. Fred'e ne yapayım demiştim ben yahu. Bunları tamamladık. Şunu da bir aldı. O da güzel bir özellik sonuçta. Galiba ordusunu güçlendireyim demiştim. Evet öyle yapayım. Bina. Müstenberg, evet bu hala tehlike altında olan bir yer. Ha, bu arada para harcadık da şuraya bunlar için bir ordu daha basmak gerekmiyor mu sanki? Ama şimdi karakolu yıkarsam da niye karakolu yıktım falan diyecek. Neyse sen şimdilik şu bir gelsin. Bir tane daha şunlardan çağıralım. Ha, demin 7 ile almıştım, şimdi 8 ile aldım. Demek ki şu an ölüm rüzgarım olacak bunlarla savaşırsam. O kahramanın olduğu bir yerle, şey, bir lordla. Yerleşim yeri kaybetseler keşke. Torgrim geldi galiba. Evet. Buradan da bir ordu geldi. Onu beklemiyordum. Kendi başına kuşattı, sonra da geri çekildi. Peki oradaki pusu başarısızlığa uğradı. Grimberg'e saldırdı o yüzden. Pusuya yaptı, buraya gitti. Abi buna saldırmadım mı? Yani orduların ortasındaki adama saldırmadım mı gerçekten? Bütün pusular önlendi. Şu gıcık oldu şu an. Bunlarla bir pusu kurmamı icap eder. Burayı da ya bu herif alacaktım ya.
Ve bir tane yer aldığı için 50 tur tekrar bu konfigürasyona katamayacağım. Neyse. Ne yapalım? Yani şöyle. Su vaziyetine. Sen yemlik görevini gör. Yani bunun bu tarafa doğru gitme ihtimali de var ama hele de burada uzun süre bekletecek lükse sahip değilim şu an. Şu aşağıya müdahale etmesi lazım. Şerif'in pusunu şey yapamadık. Onun tarafından pusuya düşürmek dünyanın en kötü şeyi olur mu bilet için? Bence olmaz. Pusuya düşürdüyse bile düşünmemiş gibi yaptı. Sen yine pusuya gir abi. Tespitlerini göster. Bir canın sağ olsun. Burada sen şuna ulaşıyorsun. Tamam. Şu tehlikeli ama biraz uzakta. O yüzden şunun icabına bakabilirim şu an. Elimde. Tabii onun icabına bakacak kadar şey olduğunu varsak. Şuradan gelmen daha iyi ama. Ya ciddi misin ya? Bununla mı uğraştıracaksın beni şu an? Şöyle bir bakıyorum da ulan kesin mi kazanırım ben bunu diye bir an şüpheye düşmedim de değil aslında şu an. Hiçbir harita. Şu öncü mevzilenmesi olanları direkt tepelerine bindireceğim. Gerisi de arkadan gelir artık. Arkadaşları direkt okçuların üstüne göndersem daha mantıklı. Siz de şunları arkadan saldırın aslında daha iyi olur. Sildiler valla. Siz onların arkasından dolaşırsanız fay ve zombilerle arkadan vurma taktiği yapıyorum. Geldi mi sizde? Ha, tamam süper.
gelirsiniz daha iyi olur öncelikle. Şu kaylan sürücülerinin başları yarasalardan kurtulmadı. İki savaştır gerçekten. Samanım var. Ölüm rüzgarım da var da ölüm rüzgarlık bir şey yok gerçekten bu savaşta şu an. Desteği yok. Senin arkadan vururuz. Hatta şuna dön direkt. Biraz iyileşme iyi olur ama şu an. Seni nasıl yüklediler orada? Kurtaramayacağız bir seni. Çok arkada, çok arada kalmışsın. Tamam, kurtarıyoruz. Derken liderlik lazım. Kurtaramadık. Okey, ne olacağını göreceğiz. Gülüfler mi kazanacaktı? Ahçıklar mı? Kazanıyorlar galiba onlar ya. Yine kaybettik yani. Şuradaki ağaç soylarını şey yapamadık. İndiremedik. Neyse, en azından başka şehir alamayacakları kadar hasar verdim. Bu sefer avcımızın içinde mi? Bana pek öyle gelmiyor dostum ama. Zombiler öldükçe ölüyor. Daha kazandık. Süper. Öldürün öldürebildiğinizi. Yani umutsuzlanmıştım gerçekten. Şunu öldürebilirsen şahane olur gerçekten. Yakalayamayacak mısın ya gerçekten mi? Neyse. Burada ne durumdasınız? Tamam, olduğu kadar. Bir yozlaşması maksimumdadır buralarda. Belki bizim şu Necromancer da geri gelir. Şov yapmış resmen. Yani geri geldi. Güzel. Galiba experience alamıyor ama öldüğü için. This
kalayamıyoruz maalesef. Ama herhalde bir şey yapamazlar artık bu saatten sonra. Sen şöyle kendi topraklarına bir geri dön, biraz tazelen. Şunu al. Buraya ayarlamıştık zaten. Başka orduluk bir durum var mı? Sen, ha bu tarafa bakmamıştık değil mi? Kendim şu koruna ulaşamıyor muyuz? Maalesef. Önümüzdeki tur ulaşırız artık. İkiniz de büyü toplama vaziyetinde kalın. Ostrog Kalesi'ne bir askeri bina daha yapayım yalandan. Bunu satmayı planlıyorum malum. Kimse yok. Burada kimse yok. Burada biri var. Şık ihtimalle olsa. Burada biri yok. Kaç bu kadar ordum var. Hiç mi kahraman basmıyorsun ya da ben hepsini öldürdüm. Topraklarımıza geri döndü. Şimdi Erzula'ya bir bak bakalım. Okay. Kan öpücüğü toplama oranımız birazcık azaldı. Dur. Binalara bakmadan önce Thorgrim'e bakayım. Evet, öküz gibi bir orduyla geliyor sayısı. Burada 11 kişilik bir garnizon var. Şu an saldırabileceği tek yer orası mı? Öyledir. Ben birini yapacağım yine de buraya. Gel dostum sen. Ne derece başarılı olur tartışılır ama... Kahraman basamıyoruz burada. Your wish, master. Do you need fresh troops? Güzel. O savaş yetişmez muhtemelen ama bakalım bakalım. Yani buraya. Ölü kaldırma değil de namlu alayları alsam şöyle. Bir şansım olabilir mi acaba? Mantıklı namlu alayları alayım. Anti büyük değil, zehirli değil. Zırh delicisi olan, anti piyadesi olan, kalkanı olan, zırh delicisi olan, bir de mortis motoru tabii ki. Tamam, bunlar makul. Arkasından Mortis motorum var zaten. Ne var şöyle güzel zırh delici. Şunlar ikinci seviye. Daha yüksek seviye zırh delici. Şunlar üçüncü seviye. Vargulf. O da üçüncü seviye. Bu zırh delici. Ondan alalım bir tane. Bunların zırh delicisi var. Paramız bitti ya. Aslında güzel bir anti cüce ordusu hazırlamaktaydı ama para bitti. O parayı bir yerden toplayabilir miyiz? İnşaat iptal edebilir miyiz? Senin binaları iptal etmek istemiyorum mesela ben. Ama Thorgrim'i durdurmak istiyorsak başka çaremiz varmış gibi de durmuyor. Başka çarem zaten ucuz bir bina. Şu olabilir. Ostrog Kalesi'ni şu an satabilirim. Comes,
Zavastra'ya karşı sana bunu satsam. İstemiyor. Peki. Direkt versem. Buna da sıcak bakıyor. Para verir mi? Parası yok ama. Hmm. Ezeyzla satabiliyor muyum ihtimal? Ha, satabiliyorum, süper. Senin paran var mı? Bunun bayağı bir parası var. Zaten çok ihtiyacım yok ama şunu da almam iyi olabilir. Şu an o topraklardayım. 14.000 yeterli olur herhalde. Tamam, al Ostrokka'yı, senin olsun. Şimdi bu parayla bir anti Torgrim ordusu. Orada bir yüce ordusu daha vardı değil mi? Zufbar'ın iyi bir garnizonu var ama yeterli olmaz bunun için. Zırh delici. Başka. Bunlar da zırh delici. Bunlar da öyle. Kalkanlı da iyi olurdu ama. Bir al sen. 17 kişi mi oldu? Şunlar olsun. Paramın geri kalanını da şu zufbar harcamak istiyorum. Buraya da bir adet yapılmış lord yok. Birinci seviye olmak durumunda. Hiçbiri de işime yaramaz şu an. Ne? Pardon. Dolduralım burayı da. Okey, gelirimiz bayağı bir azaldı. Şu yukarıdaki orduların işi bitsin. Bunları lahme ederim ya. Güzel de ordular, belki güneye gönderirim bunu. Bakalım, neyse. Çok paraya ihtiyacım yok galiba zaten. Birkaç işlerine baktık. Binaya bakmamıza gerek yok. Hayat canlamış yetenek puanları da harcayalım. Ay, boğazım iyice gıcıklandı, pardon. Benim ufaktan sonlandırsam iyi olur sanki. Şu turu da bir geçireyim. On thy knees, then. Saldıracak mısın yine de, onu merak ediyorum. Kuşattı, saldıracak mı peki? Hatta diğer ordusuyla da saldırmadı. Argoland'dan nasıl bir hamle gelecek? Abi oraları al ya, bırakma yani. Okey, güzel. En azından şurada güzel bir gelişme oldu. Oradaki Glenlyon Crowds'unu temizlemiş olduk. Karabiyi alayım. Okey.
Benim burada sonlandıracağım da şu Torgrim ordularına bakmadan olmaz. Şuradaki ordu beklemede. Pusuya yatmak mantıklı olabilir. Şuradaki ordu Kulpa'yı yenil gidiyor. Okey. Ben buna saldırmayı tercih edeceğim galiba. Dursun da bu bölümü burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde yani ben şunu götürmek mantıklı. Neyse. Bir sonraki bölümde kaybederim onları. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Haydi.